Merhabalar kıymetli seyirciler. İBM kanalının Manevi Dinamikler programına hoş geldiniz. İman hakikatleri üzerine devam ettirdiğimiz sohbetimize Bahattin Karataş hocamızla tekrar karşınızdayız. Evet, hoş geldiniz Bahattin abi. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Teşekkür ederim. Sizler çok sağ olun. Nasılsınız? Allah. İyisiniz. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun abi. Afiyetle inşallah. Abi iman hakikatleri, özellikle alt başlık kitaplara iman, belki onun içerisinde de Kur'an-ı Kerim'e iman, onunla alakalı şeytanın verdiği vesveseler, aklımıza gelen sualleri cevaplandırmaya çalışıyorduk. Tekrardan farklı sorularla bu programda da karşınızdayız abi. En fazla sözü üzetmeden, abi Kur'an-ı Kerim okuyoruz, Arapçasını okuyoruz, Türkçesini okuyoruz. Okurken melun şeytan diyelim aklımıza vesvese atıyor, vesvese getiriyor. Diyor ki ya sen bu kitabı şartlanmışlıkla beraber çok yüksek görüyorsun, çok böyle parlak görüyorsun, böyle çok kutsal görüyorsun. Aslında bu şartlanmışlığı kaldırıp ortada baksan, yani bunu bir insan yazmış gibi düşünsen, göreceksin ki diyor içinde hiçbir şey yok diye böyle şeytan vesveseler veriyor bize abi. Yani üstünü kapatalım mı yoksa buna söyleyeceğimiz cevaplarımız var mı? Buyurun abim, size bırakıyorum ben sizi. Şimdi tabii Kur'an-ı Kerim üstadımızın ifadesiyle keşke vakit olsa, mümkün olsa 25. söz Kur'an-ı Kerim'i tarif ediyor. Kur'an nedir? Yani Kur'an-ı Kerim'i evvela konuşmak için tarifini bilmek lazım. Yani eşyayı tanımadan, tarifini bilmeden tabii ne diyeceksin? Normal bizim konuşma gibi telakki edilirse o zaman buyurduğunuz gibi şöyledir, böyledir denilebilir. Ama bu tarif eğer kendi hakikatine uygun bir tarif olursa o zaman ne şeytan konuşur, ne şeytan elbisesi giymiş insi şeytanlar konuşur. Yani Kur'an nedir? Kur'an evvela kainatın tarifidir. Kainatın tanımıdır. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kelam Allah'ın bir sıfatıdır. Kelam. Yani siz nasıl konuşuyorsanız Allah konuşuyor. Allah'ın konuşması bizimki gibi değil. Allah Celle Celaluhu kainatta ne kadar kendini ifade etme varsa, yani serçeler konuşur, kuşlar konuşur, yılan konuşur, sürüngenler konuşur, herkes konuşuyor. Ağaçlar konuşur. Yani kendini ifade etme, kendini anlatma adına eşyada ne kadar ses var, sesli olması da şart değil konuşmak için. Yani konuşma illa insanın, bazı insanlar kendi kendisiyle de konuşur veya insan rüyada konuşur. Yani bu dille konuşmuyor veya bu sesle konuşmuyor yani. Bu konuşma her türlü şey olabilir. Kainatın, yaratılışın kendini ifade etme araç ve gerecine biz konuşma diyoruz. Cenab-ı Hak mesela Musa Aleyhisselam'la konuşmuş Allah Celle Celaluhu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la konuşmuş. Yani bu konuşma illa şöyle olacak, böyle olacak, yani bizim kendi konuşmamız gibi olacak dersek, her şeyi kendi bildiğimizden ifadedir dersek yanılmış oluruz. Efendim başkasını da yanıltmış oluruz. Ya şeytan mesela ne diyor? Yani Kur'an-ı Kerim, Murat Bey şöyle söyleyeyim. Mesela ben de konuşuyorum. Şu da konuşuyor, bu da konuşuyor. Fakat şurada bir şey var. Kur'an konuşurken ticaret mesela insanlığa ilk defa noter işini, yazı işini öğreten Kur'an, hukuk öğretiyor. Kur'an medeniyet öğretiyor. Konuşma öyle bir konuşma ki, kim konuşmuş da konuşmasıyla efendim medeniyeti, hukuku, cezayı, insanlığı, komşuluğu, sonra kainatın yaratılışını konuşma, normal herkes konuşuyor da, yani fizik, konuşması fizik olacak, konuşması kimya olacak, konuşması aynı zamanda efendim hikmet olacak, konuşacak aynı, ama aynı konuşmayla şimdi ne kadar bilim varsa bütün bilimler beraber
ifade edilmiş olacak. Böyle bir konuşma var mı mesela buna benzer? Ya benim konuşmam, senin konuşman, biz birbirimize göre, bak buna izafi diyoruz biz. Birbirimize göre benzeriz biz. Aynı şeyler, aynı kimseler arasındaki benzerliklerden dolayı. O ona göre, bu buna göre. Fakat Kur'an'a göre konuşan var mı hiç Kur'an gibi? Yani tek orijinal bir konuşma. Başka emsali yok, misli yok yani. Dosta, üstad diyor 25. sözde, dosta taklit etmek istemiş. Yani onun sözüne benzetmek istemiş. Düşman da karşısına bir konuşma koymak istemiş. Çünkü Kur'an 1400 küsur senedir hodri meydan diyor. Hadi bir tane benzerini getirin şu konuşmanın diyor. Hadi diyor hakikat olmasın diyor. Çünkü hani konuştukları ilim olmasın, fizik olmasın, kimya olmasın, kainatın yaratılışı, gökler, yıldızlar, nebulalar. Bundan bahsediyor. İnsanın yaratılışını ilk defa bize kim söylemiş? Yani suyun kaldırmasını Nuh Aleyhisselam'la kim bize söylemiş? Denizin yarılmasını Musa Aleyhisselam'ın asasından önce kim söylemiş? Yani öyle bir konuşma ki İsa Aleyhisselam'ı ilk defa bize annesinin durumunu, efendim anneannesini onu Allah'a bağışlamak istediğini, annesini kim söylemiş? Musa Aleyhisselam'ın annesinin sandığa onu doğup da Kızıldeniz'e bırakmasını, yani bize ilk defa söyleyen kim? Kur'an-ı Kerim ezelidir. Yani hem geçmişi söylüyor. Adem Aleyhisselam'ı kim anlattı bize? Hem geleceği, kıyamet alametlerini anlatıyor. Kıyamet nasıl kopacak? Bunu da anlatıyor. Aynı kitap, aynı konuşma ama. Hem bize hukuk anlatıyor, hem bize fizik, efendim inne semavate vel erdkânete retken fefeteknâhumâ. Bir gaz kütlesiydi diyor. Böyle bir konuşan var mı hiç emsal, benzer? İnsi şeytan, cinni şeytan, bütün konuşmacıların hepsine hadi buyurun. Böyle bir konuşan var mı hiç şimdiye kadar? Böyle bir konuşan yoksa o zaman öyle diyor burada. 15. söz Kur'an üstadımızın diyor ki şeytan işte Allah'ın insanın kelamına benziyor. Acaba olmaya bu insanın kelamı olsun. Ey şeytan diyor, ne sen bunu söyleyebilirsin ne de bütün senin efendim. Çünkü Kur'an-ı Kerim böyle bir ayeti de var. Diyor herkes, bütün cinleri de diyor, insanlar da toplayın hepiniz. Yani böyle bir kitap, böyle bir cümle, böyle bir ayet söyleyebilirseniz hakikat da olmasın, iftiralardan meydana gelsin. Sadece kalıbı kılıfı itibariyle de böyle bir kitap, böyle bir sure, böyle bir ayet, böyle bir cümle, böyle bir cümle de olsa buyurun getirin diyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hem belagat, hem edebiyat, hem efendim her şey, yani sanat adına, edebi sanat adına da her şey var. Bilim adına da her şey var. Geçmiş var, gelecek var, şimdi var, yaratılış var, insan var, hukuk var, ticaret var, ceza var, medeniyet var, insani, beşeri bütün ilişkiler var. Yani siz böyle bir konuşma hiç var mı yani bir kimsenin kitabında, konuşmasında? Yani ama her şeyi beraber bir anda, ama bir cümlede varsa buyursun. Birisi desin ki Kur'an şu kelam beşer kelamına ya da insan kelamı Kur'an'a benziyor. Yani iki taraftan da birbirine benziyor diyebilecek bir şey var mı? Üstad diyor ki iki tane diyor birbirine benzer insanlar arasında benzerlikler bulunur diyor. Eğer diyor şimdi sen Kur'an'ı ya insan kelamına ya insan kelamını Kur'an'a, şimdi tamam getirelim koyalım. Mesela adamlar şiir yazmışlar. Adamlar roman yazmışlar. Adam makale yazmış, kitap yazmış. Tamam getirelim. Hani bir zamanlar, çünkü bir de şunu da unutmayalım. Kur'an inerken Kabe'nin duvarlarında müşriklerin
altın harflerle yazılan şiirleri asılıydı. Muallakat-ı Seb'a diyoruz biz bunlara. Bunlar asılıydı. Öyle bir topluma Kur'an geliyor. Ya yani şiirde, edebiyatta dünya harikası insanlar. Kabe düşünebiliyor musunuz? Kabe'nin duvarına asılacak kadar zirve. Onlara geliyor bu Kur'an. Bırak sana bana yani. Ve onları Hudri Meydan diyor. Hadi gelin diyor. Onlar ne diyor? Kur'an-ı Kerim'i duyduğu zaman müşriklerden bir tanesi secdeye kapanıyor. Soruyorlar, diyorlar, hayırdır, sen Müslüman mı oldun? Hayır diyor. Bu ayetin demiş, ben ifadesine vuruldum, çarpıldım. Ona secde ettim demiş. Bunu ben sen söylemiyoruz. Bu konuda söz sahibi insanlar bunu konuşuyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in koyalım hani kim iddia ediyorsa, bu bugünkü ifade değil Murat Bey. 1400-1500 senedir bu konuşuluyor yani. Böyle bir soru. Evet. O günün şeytanları da, bugünün şeytanları da. O günün elbise giymiş şeytanı da, bugünkü elbise giymiş şeytanı da buyursunlar. Yani öyle konuşmaktan, hayır öyle değil. Ortaya bir şey koy. Öyle konuşmak değil. Çünkü bu Kur'an dediğimiz gibi, yani mesela Yunus Aleyhisselam'ı anlatmış. İlk defa insanlar Yunus'u Kur'an'dan öğrendiler. Yusuf Aleyhisselam'ın ben ne bileyim kim iftira atacak, teferruata kadar hepsini söylemek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne okuması var, ne yazısı var. Kur'an-ı Kerim öyle diyor. Sen bundan önce ne bir kitap okumuştun, ayet bu. Ne de bir şey yazmıştın sağ elinle diyor. Yani ilk defa her şey, çünkü Peygamberimiz de 40 yaşına kadar onların arasında yaşıyordu. İnsanlardan bir insandı. Ama nasıl oluyor insan 40 yaşından sonra bir gün kalkacak, yıldızları şöyle, güneş böyle, ay böyle, efendim bir yörüngede dönüyor. Allah Allah. Çünkü o güne kadar bu sözü kullanan ikinci bir insan olmamış ki. Nasıl oldu Peygamberimiz gece yattı, sabah kalktı. Allah Allah. İnsanın yaratılışını anlattı. Musa Aleyhisselam'ı anlattı. İsa Aleyhisselam'ı anlattı. Yok ki böyle bir şey. Hani yok böyle bir şey. Dedim ya, en ince kardeşleri arasında çekemeyecekler. Mesela düşünün, şu konuşmayı siz nasıl alabilirsiniz? 11 kardeşi toplanacak. Hadi bunu biz ne yapalım? Babamızı kandıralım. Bu konuşmayı nereden aldı Peygamberimiz? Onların bu kadar gizli, özel bir konuşmasını. Hadi ne yapalım? Büyükleri ona diyor ki ya öldürmeyelim de bir kuyuya atalım. Allah Allah. Bunu kendi aralarında konuşuyorlar. Ki bunun gibi belki 10 tane, 20 tane müşrikler Peygamberimizin efendim ya aman ha bu taş da gider ona söyler. Çünkü Allah her şeyi duyuyor. Allah her şeyi biliyor. Şak diye biraz sonra ayet geliyor yani. Peygamberimiz yok ki orada. Evet, bunun gibi yani evet bir beşer kelamına, ama niye biliyor musunuz? Neden? Yani Allah Celle Celaluhu kuşları da konuşturan o. Her şeyi konuşturan Allah. Neden insan kelamına benziyor? Şöyle bir mantıklı şey söyleyeyim. Çünkü insanla konuşulduğundan dolayı. İnsanın mesela siz bebekle konuşurken kendi kelimenizi konuşma seviyenizde mi konuşuyorsunuz? Yoksa tenezzül edip inip çocuğun seviyesinde mi konuşursunuz? Ha ne diyor? Kellimin nas ala kaderi ukulihim. İnsanların akıllarına göre insanlara konuş. Mesela siz anaokulu çocuklarına konuşurken ayrı konuşuyorsunuz. Dersler müfredat da öyle biliyorsunuz. Öğretmenleri de ayrı. Öğretmenler de ilkokul, anaokulu sınıfı öğretmeni, ilkokul öğretmeni, ortaokul öğretmeni, lise öğretmeni, üniversite öğretmeni. Öyle değil midir? Birisinin konuşma seviyesi muhatap olduğu kitleye, hedef kitleye göredir. Kur'an-ı Kerim de insanlarla konuşuyor. Ne yapacak? Tabi haliyle insanların konuşması gibi konuşacak. Ama dediğim gibi evet insanların konuşmasıyla konuşacak ama fakat
İnsanların birbirleriyle konuştukları gibi bir kitap değil bu. Bir konuşma değil. Az önce arz ettim, tekrar etmeyeyim. İçeriği evet. Ne peki? İçeriği dedim ya, hem ticaret, hem hukuk, hem efendim medeniyet. Çünkü medeniyetler kurulmuş. Ya bu bir vaka yani. Bir de mesela Kur'an talebeler yetiştirmiş. Kur'an okulu. Efendim Abdülkadir Geylani, Beyazid Bistami, İmam Şazeli, efendim Şah-ı Nakşibend, İmam Rabbani, İmam Gazzali, öyle bir İmam Azam, hep öyle bir insanlar var mı beşer tarihinde böyle bir imam? Yok öyle bir şey yani. Bir Bediüzzaman tek başına, bakın bütün bir dünya. Bugün de şu yaşadığımız şu dünyada işte başımızdaki büyüğümüz var mı? Daha bir tane örneği var mı yani? Şu anda dünyada insanlığa ufuk olabilecek. Ufuk olabilecek. Her bir konuşmasıyla insanlığın problemlerine çözüm olabilecek bir konuşma. Ya Hoca Efendi'nin kitapları ortada, 80 küsur. Buyurun, tasavvufta konuşmuş, tasavvuf konuşmuş ama ehli insanlara konuşacak. İnsanların anladığı dille insanlara. Ama buyurun, hadi bir kalbin zümrüt tepelerine buyursunlar ne kadar mutasavvuf varsa. Ya mesele olan içerik yani. Yoksa ki Kur'an-ı Kerim, efendim dizayn bakımından da, kelam olarak da yani. Hani bir tane harf de, bir tane cümle de, bir tane ayet de hepsine beraber meydan okuyor. وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ عَلَّا مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاكُمْ. Ne kadar insi cinli şahidiniz varsa hepsini toplayın diyor. Gelin bakalım şu Kur'an'a bir tane diyor sure yazabilir misiniz diyor. Bunu buyurun bugün de söylüyor yani. Hani biz de ondan mülhem. İşte Bediüzzaman'ın kitapları ortada. Buyursunlar insanlar bir tane, bir paragraf kadar bir şey yazsınlar bakalım. Evet, aynı harfler, aynı kelimeler ama ifade ettiği şey kitaplar kadar zengin bir muhteva var yani. Hem akıl, hem mantık, hem kalp, hem hukuk, hem ticaret dediğim, hem bilim, fizik, kimya, matematik. Ya hepsini içeren bir cümle varsa buyursun. Bize hediye, valla senin sözün de Kur'an'a benziyor. Yok öyle bir şey. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok uzattım, güzel. Belki biz uzattım biraz, kusura bakmayın. Estağfurullah, çok güzel. Belki biz Kur'an'ı bilmediğimizde, belki tanımadığımızda Kur'an aynı anda öyle bir konuşuyor ki hem içinde fizik var, kimya var, ticaret var, medeniyet var, psikoloji var, sosyoloji var, felsefe. Bütün yani bir konuşma, bir cümleyle hem tarihi hem geleceği aynı anda Allah razı olsun abi, çok güzel bir bakış açısıydı. O şekilde ve Kur'an tezgahında yetişmiş belki 1400 yıldır da Şazeliler, Geylaniler, Rabbaniler, Bediüzzamanlar böyle o tezgahta, o tezgahın talebeleri insanlığın önünde ışık olmuşlar. İnsanlara yollarını göstermişler. Şimdi bir şöyle bir... Buyurun. Bir din getirmiş. Bir ibadet getirmiş. Bir disiplin getirmiş. O gün bugündür Berzara bir namaz koymuş. Yani bir disiplindir bu. Ve o evet. Gün bugün 5 vakit namaz kılıyor. Milyarlarca insan şahittir ki Kur'an Allah'ın kelamıdır. Evet. Milyarca insan, evet. Hepsini topla akıllarını. Yani mesela Kur'an oruç getirmiş. Mesela Kur'an zekat getirmiş. Mesela Kur'an efendim bilmem hak hukuk yememe. Yani özür dilerim, şu cümleyi de ekleyeyim, ondan sonra geçelim. Mesela Kur'an hitap şekilleri var. Murat Bey, ya eyyühen nas, insani değerleri bildirmiş. Ey insanlar dediği zaman Kur'an insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemiş. Yalan söylemeyin, adam öldürmeyin demiş. Bakın düşünebiliyor musunuz? Hırsızlık yapmayın, kimsenin malını gasp etmeyin. Bak efendim, kimseyi kandırmayın. Gıybet etmeyin. Bunlar evrensel ilişkiler. Bütün insanları ilgilendiren bu hukuk bu.
Ya eyyuhennas, ey insanlar, Müslümanlar demiyor. Hitap şeklinde bütün insanlığın kitabı ve bütün insanları ilgilendirir. Kimse beni adam öldürme ilgilendirmez diyebilir mi? Yalan söylemek bütün insanları ilgilendirmiyor diyebilir mi? Ve yine özetle geçiyorum, açmıyorum. Kur'an-ı Kerim efendim ya ehlel kitap diyor. Ey kendilerine Tevrat, Zebur, kitap indirilenler diyor. Hadi buyurun. Onlara da nasıl olsa bunlara da kitap gelmiş ya. Bunlarda da taat-ı ibadet var ya. Bunlarda da Allah'a iman. Ved'u mesela ne diyor? Efendim taalev ila kelimetin beynena ve beynekum seva. Aramızda eşit olan, beraber inandığımız diyor. Allah'a diyor şerik koşmayalım. Gelin diyor ey ehli kitap. Bir de böyle çağırıyor ehli kitaba. Bir de Kur'an-ı Kerim'de bir hitap şekli var. Ya eyyühellezine amenu. Bak bak. Ya bir insanda var mı bütün bunlar? Bir adamın konuşmasında. Ey iman edenler bu defa. Herkes iman etmiyor Kur'an-ı Kerim'e. Ehli kitabı çağırıyor. İnsanların tümünü çağırıyor. Dinli, dinsiz. Kitap ehli değil. Herkes içinde. Onlara ilgilendiren bir kısım kaide kurallar koyuyor. Çünkü insanlığın kitabı. Rabbul Alemin'den geliyor. Rabbul Müslümin değil. Rabbul Alemin. Allah Celle. Peygamberimiz de rahmeten lil alemin. Ya bir tarikatın, bir grubun ya da bir dinin peygamberi değil bakın. Bir de bir ayet daha var. Ya eyyühellezine amenu aminu billahi ve resulihi. Ey iman edenler, ettim diyenler. Bir daha gelin derinlemesine Allah'a ve peygamberine iman edin. Demek ki insanoğlu bir kısım sapmalara girebilir. Kur'an bir de Müslümanlara bir daha çağrıda bulunur. Yani Kur'an böyle bir kitap. Yani bir de peygamberimizin haşa kitabı değil, sözü değil. Çünkü femen ezdemu mimmen iftara alallahi kediba. Öyle ayetler var ki Kur'an'da. Allah'ın sözüdür diye uyduranlar diyor. Onlardan daha zalim kim olabilir? Şimdi peygamberimiz haşa hem bu ayeti söyleyecek hem de kendisi Allah adına konuşacak. Yani olur mu böyle bir şey? Çok uzattım, kusura bakmayın. Estağfurullah. Allah razı olsun abi. Kur'an-ı Kerim'in bir insan kelamı olamayacak şekilde olduğunu Allah razı olsun. Hem ayetlerle varsa bunun gibi düşünceniz, madem öyle siz de bir tane yazın ki bunu söyledi. Affedersiniz. Hani sizin bizim gibi insanlar değil dediniz yani. O zamanın böyle söz sanatçısı mı diyelim? Söz sultanları sahibi, mı? Söz kesen. Yani bu kadar büyük dahi bu işin pirlerine bunu söylüyor ve karşılık gelmiyor. Şimdi bu tamam abi, insan kelamı olmadı. Allah razı olsun, çok iyi anladık. Şöyle bir soru bu sefer şeytan belki verebiliyor abi. Tamam diyor, insan sözü de değil. O da Allah sözü de değil. O zaman diyor ortada kalalım diyor. Yani insan sözü demeyelim tamam. Ama Allah sözü gene demesek diyor. Yani illa Allah'a verir. Ortada baksak diyor. Bu sefer böyle Allah razı olsun. Şimdi insan sözü olmadığına kesin kani olduk abi. Yani çünkü bir insan bir cümleyle ancak bir maksadını beyan edebilir. Hem bir cümleyle bir konuyla tarih, psikoloji, gelecek yani ticaret. Yani bu bir insanın yapabileceği bir şey değil. Kur'an gerçekten farklı. Ama yani hep Allah sözü demesek olmaz mı? Yani şeytanın böyle bir şeyi var abi. İnsan sözü diyemiyoruz. Allah sözü de demeyelim, ortada kalsın gibi böyle bir vesvesesi oluyor. Ben birkaç önceki konuşmalarımızda hep zaman zaman arz etmiştim. Eğer usandırmadıysam bir daha söyleyeyim. Yani estağfurullah. Şimdi bizim keyfimize göre olmaz, biliyor musun? Yani şöyle düşünsek, o ancak şeytana yakışıyor. Olmayan bir şeyi yani söylemek. Çünkü mesela ben de bu tip söyleyenlere söylerim. Tamam, siz de bana bir söz getirin. Ne insan sözü, ne Allah sözü. Böyle bir söz var mı? Böyle bir konuşma yok. Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Hani Darwinizmin savunucuları diyorlar ya, işte efendim insan maymundan gelmiştir. Bir maymun var, bir de insan var. Tamam da soruluyor. Diyor ki aradaki kuşaklar neredeler?
Evet. Yani diyelim işte kuyruğu biraz kısalmış derken tüyleri kısalmış diye öyle o şekilde olan bir fosil yok dünyada. Bir maymun var, bir de insan var. Yani ortadaki kuşaklar, şeyler, varlıklar yoklar öyle bir şey. Senin zannına göre var. Sen öyle zannediyorsun. Yok ki öyle, hakikatte öyle bir şey yok. Şimdi ne insan kelamı, yani varsa insan kelamı, zaten insan kelamı var. Ta o günden bugüne kadar insanlar konuşmuşlar, insanların sözleri var. İki, bir de Allah'ın kelamı var. Şimdi elimizde Kur'an var. O da tamam. Peki bunun arasında böyle bir konuşma yok yani. Yani sadece bu, affedersiniz, bir şey kıymıyorum bir şey de söylemeye. Şeytan kılıklı ancak bir varlıkların bir zannı olmuş oluyor. Yani yoksa böyle bir konuşma yok. Bir de şunu söyleyeyim. Hak Allah'ın sıfatıdır. Hak. Allah haktır. Ne kadar hakikat varsa hakka dayanır. Hakikat ne kadar varsa gerçek yani. Allah'ın adı gerçek. Tercüme olarak. Ne kadar gerçek varsa, hakikat varsa kaynağı haktır. Hak'tan başka hiçbir şeyde, hiçbir kimsede hakikat yoktur. Mantık konuşuyorum. Allah haktır. Hakikat Allah'tandır. Allah'ın dediği hakikattır. Başka bir kimse hakikat konuşamaz. Ne kadar hakikat varsa kainatta haktandır. Allah'tandır. Ve ne kadar efendim Cenab-ı Allah Celle Celaluhu tüm hakikatin sahibidir. Kur'an haktır, kelamullah'tır. Efendim insanın sözü de Allah'tandır. İnsanı konuşturan Allah'tır. Muratçım, yani konuşmanın mahiyetini bilen var mı mesela? Ben de buradan hodri meydan çeksem. Bilim adamlarına hem de. Biyologlara. Yani düşünebiliyor musunuz? Oksijen gidecek. Bütün hücrelerdeki karbonu alacak. Aralarındaki atomlar arasında efendim bir reaksiyon olacak. Kimyaya göre konuşuyorum. Bir reaksiyon, karbonla oksijen birbirine çekim yapacak. İkisi birbirini buldu mu şak karbondioksit olacaklar. Atomları birbirine hemen birleşecekler. Ve o şekilde çıkarken karbondioksit çıkacak ve ses tellerine değecek. Tam o anda da akıldan manalar aşağıya inecek. Bunu gören var mı? Tespit var mı? Fotoğrafı var mı? Laboratuvarlarda bunu gösterebilecek baba yiğit var mı? O anda inecek, şakır şakır o ses tellerinin çıkaracağı sesler kelime dökülecek. Fabrikasyon. Bu konuşmayı izah edebilecek kimse varsa, yani kim bunu izah edebilir? Bir mucize. Bu da haktandır. Bunun da hakikati Allah'a aittir. Eşyanın hakikati Allah'a aittir. Hakaikul eşyai sabitetun. Eşyanın hakikati sabittir. Esma-i ilahidir. Ben biraz felsefe yaptım. Kusura bakmayın. Şimdi ikisi bir şekilde diyor. Üstad öyle buyuruyor. Yani eğer Kur'an insan kelamına benziyorsa, çünkü yani o ikisinin ortası farz edecek olursak, o zaman Kur'an mantık var. Bak şimdi bir mantık söyleyeceğim. Ya bütün beşer kelamlarının altındadır ya da bütün beşer kelamlarının üstündedir. Madem, yani nedir Kur'an o zaman? Beşer kelamı değil, tamam. İnsan, Allah kelamı da değil, tamam. Bir mantık yapıyoruz, kıyas yapıyoruz. O zaman bütün insan kelamlarının ne kadar konuşulmuş varsa, kitaplar yazılmış, hepsinin ya altındadır diyor üstad, ya da hepsinin üstündedir. Şimdi hepsinin altındadır, zaten kimse kabul etmiyor, Kur'an'ı tartışıyor adam.
demek ki altında değilmiş. E peki hiçbirisine de benzemiyor. O zaman hiçbir beşer kelamı da Kur'an gibi değil. Öyleyse Kur'an bütün beşer veya ne kelam varsa hepsinin üstündedir. Öyleyse Kur'an kelamullah'tır. Öyleyse Kur'an Hazreti Muhammed'in de sözü değildir. Çünkü onun sözü de peygamberlikten önce de sözleri vardı. İnsan olarak 40 yaşına kadar bu zat konuştu. Konuştu yani peygamberimiz nihayet onların arasında yaşayan bir insandı. Ve tabii insan olarak bütün her türlü konuşması da vardı. Vardı peygamberimiz bir insan olarak herkesle konuşuyordu. Ve evlenmişti. Çocukları da vardı. Ve her şeyi de konuşuyordu. Tamam. Peki niye böyle Kur'an gibi bir şey konuşmamıştı? Mantık bu yani. Kur'an gibi bir şey konuşmadı. Veya o günkü konuşmaları Kur'an değildi. Kur'an sayılmadı. Neden 40'ından sonraki konuşmalarında yine kendi konuşması var? Fakat kendi konuşmasının ötesinde onun konuşmasına da benzemeyen bir konuşma daha var. Kendisi söylüyor. Bu Allah'tandır. Bu Allah'tandır. Dolayısıyla biz Kur'an'ı Allah'ın kelamı olarak kabul ediyoruz. Ve bu konuda da bütün insanlara da, insi, cinni, şeytanlara da Kur'an Allah'ın kelamıdır diyoruz. Yani benzemesi Muratçım Kur'an-ı Kerim'in insanların konuşmasına benzemesi insanlara konuşma. Neyle peki şey yapacak, konuşacak? Bize gelen bir kitap bizim konuşmamıza benzeyecek tabii. Bizim aramızdaki konuştuklarımız cinsinden bir şey olacak ki ama dedim az önce Kur'an bizim konuşmamız gibi de değil. Çünkü muhteva, içerik yerden göğe kadar farklıdır. Allah razı olsun. Arz ettim, kusura bakmayın. Evet. Estağfurullah. Yani bu kelam, kelam da iman var, İslam var, din var, medeniyet var. Ya her şey var yani. Anladım abi. Allah razı olsun abi. Hatta böyle insan kelamına benziyor. Bu tarz dini kitaplarda yazılmış diyecektik. Belki şeytan o şekilde de vesvese veriyordu ama bütün anlattığınız şeyin içinde onların da cevabı var abi. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Sorularımıza bizleri böyle aydınlattınız. Güzel bir sohbet oldu. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle abi. Allah razı olsun. Ben de bütün izleyicilerime hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun. Sağ olun abi. Evet kıymetli seyirciler. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Esen kalın.